Görür gibi olanın heyecanı bitmez. Bizim küçük oğlan henüz ilkokul ikinci sınıfta. Geçtiğimiz ay imkan oldu son derslerinin bitmesine 20 dakika kala okullarını ziyaret ettim. Normalde velilerin katlara çıkması yasaktı. Dalgınlıkla sınıflarının kapısına kadar gittim. Sınıf kapısının önünde kapıdaki minik yuvarlak camdan içeriği süzdüm. Günün yorgunluğu üzerlerindeydi. Öğretmen bir şeyler anlatıyor, çocuklar sakince dinliyordu. Bizim ufaklık birkaç dakika sonra beni görür gibi oldu. Öyle bir andı ki o, durgun yüzü sevinçle aydınlanmış, minik gözleri büyümüş, sakin vücudu hareketlenmişti. Adeta sırasından fırlayıp kucağıma atlayacak gibiydi. Tam emin olamıyordu kapının dışında kim olduğundan. Lakin görür gibi olmasından mütevellit, şevklenen ve heyecanlanan halini görünce ben de elimde olmadan sevindim. Cama daha da yaklaşıp parmaklarımı dudaklarıma götürdüm. Çaktırma manasında göz kırpıp sessiz ol işareti yaptım. Mesajı aldı. Güneş gibi gülümser bir halde tamam dercesine başını salladı. Büyük bir mutlulukla dersi dinleme pozisyonu aldı. Sonra aşağıya indim. Onu bekledim. Zil çalınca koşarak geldi. Adeta merdivenlerden uçmuş gibiydi. Akşam evde sordum. Beni görünce ne hissettin diye. Çok heyecanlandım. Çok sevindim. Çıkışta seninle gezeriz diye düşündüm. Çikolata alırsın diye sevindim. Bir de baba, seni görünce dersi çok daha iyi dinledim. Daha da zevkli yaptım her şeyi. Şeklinde cevaplar verdi. İşte böyle. Ne mi demek istiyorum? Hemen söyleyeyim. Herkes yaşadığı imtihanlarla baş başa. Herkes çeşitli yükler altında. Farklı sıkıntılar içinde. İnsanlık ailesi olarak son dersteyiz bir bakıma. Ahir zamandayız. Bazen bunaldığımız, bazen daraldığımız, bazen de yorulduğumuz doğru. Bizim küçük oğlan gibi aslında sevdiğimizi görür gibi olmaya çok ihtiyacımız var. Sevdiğimizi, yani Rabbimizi. Çünkü iman bir bakıma Allah'ı görür gibi yaşama kıvamıyla kemal bulur. Ona mutlaka kavuşacağımızın şuuru nispetinde güçlenir. Hadislerde ifade edildiği gibi biz onu görmesek de o bizi her an görüyor ya, bu bilincin diri olması ve kalpte hissedilmesi sayesinde imandan ihsana doğru yol alırız. İnsan sevdiğine kavuşacağına dair kesin bir inanca sahip olduktan sonra, şu son ders hükmündeki fani dünya hayatımız zaten hızla geçecek ve kısa süre sonra Rabbimize kavuşacağız. Bizi bekliyor hakiki sevgili, düşüncesi yerleşir kalpte. Hayata hareket gelir. Atalet yerini gayrete bırakır. Sonsuzluk heyecanı sarar vücudu. Ümitle parlar gözler. Her vesileyi salih amele dönüştürme heyecanı kaplar gönlü. Ve en güzeli de her zorluk, her sıkıntı, her dert katlanılacak hale gelir. Tahammül gücü artar. Tüm zorluklar kolaylaşır. Çünkü insan sevdiğine kavuşacağına dair bir işaret, bir görür gibi olma hali yakaladıktan sonra içinde bulunduğu her menfi durumu sinesinde yumuşatır. Kendisine isabet edebilecek her çetin imtihan karşısında "Bu da geçer yahu" demesi kolaylaşır. Allah'tan kalplerimize yakini bir iman dileriz. Ona kavuşmayı dileyenler için en güzel örnek olan sevgili peygamberimizin izinden ayrılmadan, tantanası bitmeyen, debdebesi eksilmeyen şu kısa ömrümüzde bizi bekleyen hakiki sevgiliyi hiç unutmadan, hikmetle, hayretle, hürmetle, aşkla, şevkle, ümitle ve heyecan içinde yaşayanlardan oluruz inşallah.